Pendikli TV izleyicileri, ben Samet Övüç. Zafer Partisi Pendik İlçe Başkanlığındayız. Yanımızda ilçe başkanı Sayın Arif Türker var. Nasılsınız Arif Bey? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz, teşekkürler. Öncelikle bizi misafir ettiğiniz için, talebimizi kırmadığınız için teşekkür ediyoruz. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet Arif Türker. 1956 Pendik doğumluyum. Pendik Lisesi mezunuyum. Sonrasında o zamanki adıyla İktisadi Ticari İlimler Akademisi, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'na gittim. O okuldan da mezun oldum ama mezun olurken okulumuz Marmara Üniversitesi'ne bağlıydı. Marmara Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu mezunu olarak okulu bitirdim. Sonrasında yedek subay olarak askerliğimi yaptım. Önce Tuzla'da, sonra da Keşan'da 46. Piyade Alayı'nda askerliğimi bitirdim. Evliyim, 2 erkek çocuk babasıyım, emekliyim. Güzel. Genel durumum bu. Siyasete ne zaman girmeye karar verdiniz? Valla siyasete çok erken başladım. O 1972'de Milliyetçi Hareket Partisi'ne girerek başladım siyasete. Sonrasında İYİ Parti kurulurken Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrıldık. İYİ Parti'ye geçtik. Daha sonra Pendik ilçesi feshedilince İYİ Parti ile de irtibatımız kopmuş oldu. Sonra daha önceden de tanıdığımız Sayın Ümit Özdağ Zafer Partisi'ni kurunca Zafer Partisi'ne geldim ve kurucu ilçe başkanı olarak partiyi kurmuş olduk. O zaman Zafer Partisi'nin kuruluş sürecinden biraz bahsetmenizi rica edelim. Sayın Ümit Özdağ da İYİ Parti'den ayrılıp partiyi kuran bir isim. Evet. Neler söyleyebilirsiniz bu konuya ilişkin? Şimdi tabii partilerin başlangıçta bir idealleri, ideolojileri, programları var. Maalesef süreç içinde biz İYİ Parti'nin programa baştan planlanan, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde beğenilmeyip de ayrılan konularla ilgili bir program yansıtmadığını zaman içinde gördük. Ya da başlangıçta vardı ama sonrasında bunlar iptal edildiği için bu ayrılma gerçekleşmiş oldu. Bunun sonucunda da Zafer Partisi mi kuruldu? Bunun sonucunda öncelikle bir Ay Yıldız Hareketi adı altında bir hareket başladı. Sonrasında Türk siyasetinde herhangi bir sözünüzün olabilmesi için dışarıda kalmak yeterli olmuyor. O yüzden de Zafer Partisi'ne ihtiyaç oldu. Zafer Partisi'ni kurmuş olduk. Zafer Partisi'nin şu an geldiği noktada neler söyleyebiliriz? Valla Zafer Partisi birçok insanın düşündüğü, söylemek istediği ya da hissettiği, bilhassa buna genç kesim dahil olmak üzere, onlara tercüman oluyor. Onlar da kendi söylemek istediklerini dile getiren bir parti olduğu için bize bir teveccüh gösteriyorlar bu konuda. Mevcut siyasi partilerden farkı ne? Mevcut siyasi partilerden farkımız öncelikle bazı şeylerimiz var. Biz çizgilerimizi çok net koyuyoruz. En basitinden Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerleriyle bir problemimiz varsa sizden o istemiyoruz. Hatta ötesinde de cehenneme kadar yolumuz var diyoruz. Ana faktör bu. Şimdi eğer bunu söyleyebilen, Atatürk'e bu kadar Atatürk'ü öne koyup Cumhuriyet'in değerlerine bağlı olduğunu söyleyen bir parti varsa onunla benzeşiriz demektir ama öyle bir parti maalesef şu anda siyaset dünyamızda yok. Zafer Partisi'nin kuruluş sürecine gelirken aslında kadroların daha önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde bulunduğunu, daha sonra İYİ Parti'ye geçtiğini, daha sonrasında da yine politikalarda uzlaşma olmayınca Zafer Partisi'nin kurulma sürecinin başladığını dile getirdiniz. Doğru mu? Doğru mu özetledim? Bu belli şahıslar için geçerli olabilir. Yani benim için geçerli olabilir, Sayın Genel Başkan için geçerli olabilir ama aradaki süreçte Milliyetçi Hareket Partisi kökenli olmayan ya da İYİ Parti kökenli olmayan kişiler de partiye katıldılar. Onun için yani hep MHP'den geldi öyle gitti değil. Buradaki sadece o sürecin devam etmesinin sebebi ana faktörün Türk milliyetçiliği olması. Zafer Partisi'nin o zaman ana çizgisi Türk milliyetçiliği mi? Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği. Anlaşılmıştır. Peki neler yapıyorsunuz? Zafer Partisi ilçe başkanı olarak il programlarına katılıyorsunuzdur, Türkiye genelindeki programları izliyorsunuzdur, takip ediyorsunuzdur. Zafer Partisi kurulduğundan bugüne kadar neler yaptı? Zafer Partisi öncelikle Türkiye'nin en önemli meselesi olan sığınmacıların ne kadar büyük problem olduğunu topluma anlatma mücadelesiyle başladı. Hala daha da devam ediyoruz. Burada tabii değişik etkinlikler oldu. Bunlar her ne kadar medyada, daha doğrusu ulusal basında bir gizli karartma olduğu için çok dile getirilemedi. Görmemezlikten gelindi. Yani biz Çanakkale programımızı kendimiz biliyoruz. Başka kimse bilmiyor. Çanakkale'ye gittiğimizi, 57. Alay Şehitliği'nde gecelediğimizi, ne şekilde hareket ettiğimizi maalesef Türkiye öğrenemedi. Basının yeteri kadar Zafer Partisi'ne ilgi göstermediğini mi dile getiriyorsunuz? Hiç göstermiyor diyebilirim neredeyse. Basın sadece şeyi bekliyor. Zafer Partisi'nde bir şey bulabilir miyim acaba, bir açıkta oradan gidebilir miyim diye. Yani işte Zafer Partisi'nin kaç ilçede teşkilatlandığı onları çok ilgilendirmiyor. Sadece eğer istifa etmiş bir ilçe başkanı varsa onu haber yapmaya çalışıyorlar. Zaten toplumda onu görebiliyor. Bunda peki Zafer Partisi'nin bir etkisi var mıdır? Yani iletişim konusunda basın mensuplarını yeteri kadar bilgilendiriyor diyebilir miyiz? Yok. Onunla alakalı değil. Örtülü bir ambargo var. Anladım. Siz bu şekilde düşünüyorsunuz. Evet. Onu da yaşıyoruz zaten. Peki Zafer Partisi'nin kendisini vatandaşlara duyurması için neler yaptığını söyleyebilirsiniz? Nasıl duyuruyor vatandaşlara politikasını? Valla bu konuda en net görüntü Genel Başkanımızın yaptığı eylemlerdir. Nedir? İşte sınıra gidiyorsunuz. Bir otoyedek parçasını sembolik olarak mayın bırakacağız. Çünkü bu sınırlar bu kadar açık olmaması gerekir. Tabii ki 900 kilometrelik sınırı duvar örerek kapatamazsınız. Niye açtığınız da ayrı bir tartışma konusudur. Şimdi bunu bırakmak için dahi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir milletvekilini, bir partinin genel başkanını elinizdeki bütün imkanlarla bir şehre sokmamaya çalışıyor. Bunu insanlar öyle ya da böyle, herkes cep telefonundan da çekebiliyor. Sosyal medyadan görebiliyor. Onun için ancak sosyal medya üzerinden insanlara ulaşıyoruz ama zaten sosyal medyada bayağı diğer televizyonlardan sıkılmış ya da hep aynı programları, aynı kişileri, aynı yüzleri görmekten sıkılmış insanların kullandığı bir mecra olduğu için de faydalı oluyor. Zafer Partisi'ne ilişkin vatandaşların bazı eleştirileri de var. Bunlara kulak kabartıyor musunuz? Mesela, örnek vermek gerekirse sadece göçmen politikasıyla yola başladı ve öyle gidiyor gibi eleştiriler var. Evet. Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den, MHP'den ayrılıp onlara karşı tırnak içerisinde bir düşmanca tavırla politika yürüttüğüne dair eleştiriler var. Bunlara katılıyor musunuz ya da bunlara karşı söyleminiz nedir? Bunu şöyle açıklayabiliriz. Çok iyi yüzücü bile olsanız, size ağırlığınız kadar ayağınıza ağırlık bağlansa dibe çökersiniz, yüzemezsiniz. Onun için Türkiye'nin diğer sorunlarını çözebilmesi için öncelikli bir sorun çözmesi lazım. Bu da sizin, diyelim ki örneklendirmek gerekirse, 4 kişilik bir aileniz var, evde oturuyorsunuz, bir eviniz var ve burada yaşıyorsunuz. 15 tane de misafir getirdim ben size. Bu misafirler gitmiyor ama. Şimdi evin ekonomisini düzeltebilmek için, evde düzenli ve rahat yaşayabilmek için ne yapmanız gerekiyor? O misafirlerin gitmesi gerekiyor ki diğer problemlere, bir de o misafirlere de masraf ediyorsunuz. Yani kendi bütçeniz yetmediği gibi bir de onları besliyorsunuz. Onları besleyebilmek için de bazen bazı aileden örnek verdik ya, evdeki bazı kişileri de ihmal ediyorsunuz. Onlar yemese de olur, misafirler yesin konumunda oluyorsunuz. Onun için öncelikli meselemiz bu. Niye? Türkiye'nin ne meselesi var? Ekonomi meselesi var, değil mi? İnsanlarımız sıkıntıda. Peki niçin? Her şey pahalı. Kira pahalı. Niye kira pahalı? Siz artı Türkiye çapında bir şeyiniz var, sisteminiz var. Senelik ihtiyacınıza göre inşaat yapıyorsunuz. Bir arz talep meselesi. Şimdi 13 milyon sığınmacı gelmiş. Otomatikman bunlar bir yerde barınacaklar. Bunları zaten şehirlerin içine salmışsınız. Ayrıca da bütün mahallelere, belli şeylere ayırıp mahallelere %25 oranında sığınmacı pompalamışsınız. Şimdi geçenlerde hatta İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması vardı. İşte %25 olan mahalledeki sığınmacı sayısını %20'ye düşüreceğiz diye. Televizyonlara çıkan bir haber. Yani bunun da bir resmi rakam olduğunu dile getiriyorsunuz. Evet zaman. Evet, aynen. Televizyonda gördüğüm, İçişleri Bakanlığı açıklaması olarak ulusal televizyonda gördüğüm bir şey bu, internet üzerinden falan öğrendim. Bu söylemleri o zaman siz diyorsunuz ki bizim önce ana konumuz göçmenler, çünkü göçmenler ekonomiyi de etkiliyor, konut arzını da etkiliyor. Sağlığı etkiliyor. Hastanede sıraya giriyorum ben ama diğerleri girmiyor. Ben ödeme yapıyorum, onlar yapmıyor. Eğitimde zaten üniversitelerimiz yetersiz, neredeyse apartman dairelerini üniversite olarak kullanırken eğitimde öncelikliler. Ben sınava giriyorum, onlar girmiyor Türk olarak. Ben devletin bana ödediği parayı geri ödemek zorundayım, onlar ödemiyorlar. Benim paramı harcıyorlar. Bu nedenle Zafer Partisi'nin ilk yani ana politikası göçmenler. Tabii ki aklınıza ne geliyorsa hepsinin arkasında, yani Türkiye'nin insanlarını ilgilendiren konuların hepsinin arkasına baktığınızda buradan etkileşim mutlaka var. Onun için öncelikle bu ağırlıktan kurtulmalıyız. Evdeki misafirleri bir çıkaralım ki sonra dönelim. Şimdi biz ne yapmalıyız? Daha iyi ne yapalım? Bununla ilgili tabii programlar var ama bunları anlatmak bir şey ifade etmiyor şu anda. Peki Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ iktidara gelirse eğer bu göçmenleri otobüslerle mi gönderecek gerçekten? Sosyal medyada böyle konuşuluyor da. Tabii. Bunun bir sebebi de açıkçası görüyoruz, biz de takip ediyoruz. Sayın Ümit Özdağ illeri, ilçeleri ziyaret ederken üstünde bir yelek var. Yeleğin üstünde de Zafer Turizm logosu var. Bu bir espri mi yoksa bir gerçeklik payı var mı? Otobüs firması kurmayacağız mutlaka yani. Ama Zafer Partisi bunu gönderecek. Başka kimse de ufak tefek işte isterlerse göndereceğiz. İsterse adam zaten gider. Sizin göndermenizi beklemez. Ben gitmek istiyorsam geldiğim gibi giderim. O bakımdan o gençler arasında çok tutulmuş bir şey. Hatta yani gerekirse mancınıkla falan atarız diye bir espri de var. Tabii ki bu tamamen espri ama buradaki şey şu. Gönderebilir misiniz? Evet, gönderebilirsiniz. Göndermeniz için önce burada onlara sağladığınız menfaatleri bir kere kesmeniz gerekiyor. Sizin açtığınız bir bakkal dükkanının yanına bir sığınmacı da dükkan açarsa siz vergi ödeyeceksiniz. O ödemeyecek. Artı siz hastaneye gittiğinizde sıra alacaksınız. O almayacak. Konu sanırım anlaşılmıştır. Evet. Başka konulara geçelim istiyorum. Tabii. Örneğin Zafer Partisi'nin İstanbul... Bir de şey sordunuz galiba. Partiyle ilgili bir şey sordunuz. Ümit Özdağ'ın partileştirmesi. Bazı eleştiriler var. Evet, o da arada havada kalmasın ama tabii. Bazı eleştiriler var. Eleştirilerden bir tanesi de şu. Sayın Ümit Özdağ'ın yine tırnak içerisinde bir düşmanca tutumla MHP'ye ve İYİ Parti'ye rakip olabilmek için mi siyasi parti kurduğu sorusu. Öyle bir şey ortada yok. Niye yok? Şimdi MHP'ye rakip olmanız ne işe yarar? Yani ya da İYİ Parti'ye rakip olsanız ne olur? Zaten oy oranları belli. Parti iktidara gelmek için kurulur. Birisine rakip olmak için parti kurmazsınız. Kısa bir cevap oldu, güzel bir cevap oldu. O zaman Zafer Partisi iktidara gelmek için kurulan bir parti. Tabii. Doğru mudur? Anlaşılmıştır. Başka bir konuya geçelim istiyorum. Zafer Partisi'nin altılı masaya bakış açısı ve ittifaklara bakış açısı nasıl? İlçe başkanı olarak bunu nasıl yorumlarsınız? Şimdi Zafer Partisi'nin altılı masaya bakışının şöyle değerlendirebilirim. Bizim birinci ana şeyimiz olan Atatürk ve Cumhuriyet'in kurucu ilkelerine bağlı olmadıklarını görüyoruz. Altılı masanın? Evet. Nereden görüyoruz? Şimdi altılı masa bir deklarasyon yayınladı biliyorsunuz toplandıktan sonra. Burada 1921 Anayasası'na atıf yaptılar. 1921 Anayasası Cumhuriyet kurulmadan önce eyalet sistemini savunan ve o yönetimle ilgili ne yapılacağını anlatan bir anayasadan bahsediyoruz. Halbuki 1924 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu anayasasıdır. Eğer siz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerine ve Atatürk'e bağlıysanız Atatürk'ün ortaya koyduğu 1924 Anayasası'na, yani üniter devlete atıf yapmanız gerekiyor. Eyalet sistemine atıf yaparsanız söylenecek çok şey çıkar buradan. Tek eleştiri bu mu? Altılı masaya ilişkin. Tek eleştiri bu değil. Muhalefet yapmıyorsunuz, yapıyormuş gibi görünüyorsunuz ki Sayın Genel Başkan'ın buradaki tanımı sarı muhalefet. Malum bu sarı kelimesi 80 öncesinde sendikalar için kullanılan bir şeydi. Yani patron tarafından kurulan bir sendika işçinin menfaatine çalışıyormuş gibi görünüp sadece patronun menfaatine ve patrondan aldığı direktiflerle hareket ederdi. Bu tip sendikalara sarı sendika denirdi. Zafer Partisi altılı masanın iktidar tarafından kurulduğunu mu ima ediyor? İktidar tarafından kurulduğunu ima etmiyor ama iktidarı desteklediğini ima ediyor. Niye iktidarı desteklediğini ima ediyor? Siz ana muhalefet partisiniz diyelim. Şimdi masanın tabii farklı ayakları var. 20 senedir muhalefet yapıyorsunuz. Sonuçta aldığınız hiçbir başarı yok. Niye yok? Çünkü iktidara bu şey vardır. Eskiden saz çalan saz şairleri yarışma yaparlardı. ayak vermek tabir edilir. Atışmalar olurdu. Atışmada bir ayak verirlerdi. O ayağı alan da oradan devam ederdi çalmaya. Şimdi siz de burada bugüne kadar bakıyoruz, muhalefet yapmanız için çok vurucu hataların hiçbir tanesinde vurmamışsınız. Yani son örnek vereyim, çok bütün siyaset tarihini anlatmaya gerek yok ama Sayın Kılıçdaroğlu Amerika'ya giderken başörtü meselesini ortaya attı, anayasaya konusu. Şimdi Türkiye'de başörtülü hakimler, başörtülü doktorlar, aklınıza gelebilecek her yerde başörtülü kadınlar devlet dairelerinde çalışabiliyor. Milletvekillerinin içinde de var. Bu başörtüsü sorunu aslında AKP'nin kuruluş döneminde kullandığı bir argümandı. Buradan çok gittiler. Başörtülü bacılarımız üzerinden çok şey yaptılar. Şimdi bu konu bitmişken, artık kimse bundan bahsetmezken, hatta bu sayede iktidara gelmiş parti bile bu konuyu açmazken, muhalefet partisinin başörtü sorununu ortaya atması ne işe yarar? Ayak veriyorsunuz. Neticede Tayyip Erdoğan da diyor ki futbolu bilmez ama güzel pas verdi. Şimdi muhalefetin yapması gereken şey gol atmaktır, pas vermek değil. O kaleye gol atmaktır. Biz bugüne kadar atılmış bir gol görmedik. Sığınmacı politikasında da iktidarla aynı paralelde gidiyorlar. Ekonomi politikasında da iktidarla aynı paralelde gidiyorlar. Mantık hep aynı. Bizim ekonomi görüşümüzle onların ekonomi görüşü de farklı. Niye farklı? Onlar da hala dışarıdan borç alıp ülke ekonomisini düzeltmekten bahsediyorlar. Üretim ekonomisinden kimse bahsetmiyor. Tarım için ne yapacaklarından bahsedilmiyor. Nasıl muhalefet yapacaklar? Altılı masaya ilişkin pek çok o zaman eleştiriniz var aslında ama tabii. Benim merak ettiğim konu şu. Zafer Partisi 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, milletvekilliği seçimlerine tek başına mı girecek? Duruma göre, adaya göre. İstenilen aday olursa altılı masayla birlikte hareket edilecek mi? Altılı masayla birlikte hareket etmemiz, buradaki şey belli. Biz adayı açıkladık. Üstelik altılı masaya mensup Mansur Bey. Sayın Mansur Yavaş'ı aday olarak gösterdi Zafer Partisi. Evet. Yaparsanız biz de destekleriz dedik. Peki Mansur Yavaş altılı masanın istedikleri doğrultularda, ilkeler doğrultusunda tırnak içerisinde hareket etmeyecek mi sizce? Etmeyecek gibi. Peki altılı masa Mansur Yavaş'ı bu sefer aday gösterebilir mi? Kendileri bilir. Bir şey diyemem. Yani altılı masada eğer iktidara karşı muhalefet yapmak istiyorsa iktidarın adayını yenebilecek bir aday göstermek zorunda. Benim gördüğüm şeyleri onlar da görüyorlar. Yani kimin devirebileceği konusunda belli. Türkiye'de kimin en fazla oy alabileceği konusu belli. Buna rağmen hala altılı masa bir aday göstermiyorsa muhalefet yapmıyorlar demektir. Yenilecek aday çıkarırlarsa kaybederler. Zafer Partisi'nin kazanabilecek Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş. Şu anda öyle. Bu da anlaşılmıştır. Arif Bey, artık yerele dair de konuşalım istiyorum. Tabii. Pendik ilçe başkanlığındayız. Pendik'te neler yapıyorsunuz? Pendik'te öncelikle dediğim gibi ulusal medyada pek sesimiz duyulmadığı için önce kendimizi, partimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Burada başladık. Bir dönem pazarda bir çanta dağıtma, pazar çantamız var. Hı hı. Eğer sığınmacılar giderse çantanın daha ucuza dolacağını dile getirdiniz. Yazı da var üzerinde. Esnafı, vatandaşları ziyaret ediyor musunuz? Valla esnaf ziyaretlerini genelde şu anda ilden ya da genel merkezden gelenler olduğu zaman yapıyoruz. Peki Pendiklilerin en fazla derdi ne şu an? En çok şikayet ettikleri konu ne? Valla Pendiklilerin en çok şikayet ettikleri konu bir geçim sıkıntısı. İkincisi daha çok özelde eski alışkanlıklarına ulaşamamaları var. Eskiden çay bahçelerimiz vardı. Mesela yazın o sıkıntı tekrar devam edecek. Trafik yoğunluğu var. Çok araç bekleniyor. Belediyeden de bir talebimiz oldu. Dedik ki bize, şimdi genel başkanımız da gelecekti. Atatürk Kültür Merkezi ya da işte Mehmet Akif Kültür Sanat Merkezi da Yunus Emre'de. Saat 2 ile 6 arasında bir 4 saatlik verin dedik. Bizi Esenler'e mi gönderdiler? Esenler Mahallesi'ne? Esenler Mahallesi'nde bir yere verdiler ama bizim talebimiz 3 yerde, yazdık da bunları. Siz çarşı içerisinde bir yer istediniz. Tabii ki. Yani şimdi bahsettikleri yere ben bile buradan gidemem. Bir tane otobüs geçiyor oradan. Peki başka konular için belediyeyle iletişim kurdunuz mu? Vatandaşın taleplerini dile getirmek için belediye yetkilileriyle iletişim kurdunuz mu? Yok. Pendik Belediye Başkanı Ahmetçin'le görüşme fırsatınız oldu mu hiç? İlçe Yok. başkanı olduktan sonra? Yok. Sebebini neye bağlıyorsunuz? Valla biraz baktım herhalde. Yani nasılsa Ahmet Bey çok meşgul olacak, bize de randevu vermeyecek. Onun için gitmeye de gerek yok gibi düşündüm. Pendik Belediye Başkanı Ahmetçin'le aranız nasıl? Tanışmadığımız için kötü değil. Son olarak Pendiklilere neler söylemek istersiniz? Pendiklilere en azından genel seçimde takım tutar gibi parti tutmak yerine en azından partilerinin programlarının ve söylemlerinin kendilerine uyup uymadığını kontrol edip oy verirken ona bakmalarını istiyoruz. Arif Bey teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı bir röportaj olmuştur. İnşallah. Sevgili Pendikli TV izleyicileri, bu bölümdeki konuğumuz Zafer Partisi Pendik İlçe Başkanı Sayın Mehmet Arif Türker oldu. Kendisine vakit ayırdığı için tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.